Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar temel dini bilgiler dersimizin 1. dönem 2. yazı sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Anlamı Ben kabul ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür demektir. Müslümanlığın ilk şartıdır. Bu sözleri gönülden söyleyen kişi Müslüman olur. Yukarıda İslam'ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Günde beş vakit yerine getirilen bir ibadettir. Akıllı ve ergenlik yaşına girmiş her Müslümanın yapması gerekir. Yukarıda İslam'ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanları bizi namaza davet eder. Kişinin ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar hiçbir şey yiyip içmemesidir. Yukarıda İslam'ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Her yıl Ramazan ayında ne yaparız? Oruç tutarız. Dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle fakirlere vermesidir. Yukarıda İslam'ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Zenginler mallarının belli bir bölümünü her yıl fakirlere verirler. Buna zekat denir. Allah'ın olmuş ve olacak olan her şeyi önceden bildiğine, takdir ettiğine ve zamanı geldiğinde yaratacağına inanmaya ne ad verilir? Peygamberlere iman, ahirete iman, kutsal kitaplara iman, kaza ve kadere iman. Kurban bayramında Mekke'de bulunan Kabe'yi ve etrafındaki kutsal yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir. Yukarıda İslam'ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Her sınavımızda sorulardan bir tanesinin cevabını siz çalışkan öğrencilerimden istiyorum. Yorumları yazalım bakalım. 6. sorumuzun cevabı nedir? Doğru bilen arkadaşları beğeneceğiz. Hadi bakalım, sıra sizde. İslam'ın şartlarının ilkidir. Her şeyi yoktan var eden, eşi ve benzeri olmayan evrenin yaratıcısının varlığını kabul etmektir. Yukarıda bahsedilen İslam'ın inanç esas aşağıdakilerden hangisidir? Allah'a iman, ahirete iman, kitaplara iman, peygamberlere iman. Bizleri yoktan var eden Allah'a iman. Allah'ın verdiği emirleri yerine getiren, nurdan yaratılmış ve gözle görülemeyen varlıklara iman etmek demektir. Yukarıda bahsedilen İslam'ı inanç esas hangisidir? Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman, peygamberlere iman. Evet Allah'ın emirlerini itirazsız bir şekilde yerine getiren meleklere imandır. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman demektir. Bu inanç esası sayesinde insan yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir. Yukarıda bahsedilen İslam'ın inanç esası aşağıdakilerin hangisidir? Allah'a iman, ahirete iman, kitaplara iman, peygamberlere iman. Evet, bu dünya bitecek, yeni bir hayat başlayacak. Sonsuz cennet ya da cehennem, işte buna ahiret denir. Yüce Allah'ın insanlara doğru yolu bulmaları için gönderdiği tüm ilahi kitaplara inanmaya ne ad verilir? Allah'a iman, ahirete iman, kutsal kitaplara iman, peygamberlere iman. Allah Hazreti Musa'ya Tevrat'ı vermiştir. Hazreti İsa'ya İncil'i vermiştir. Hazreti Davut'a Zebur'u vermiştir ve son peygamber Hazreti Muhammed'e de Kur'an-ı Kerim verilmiştir. Bunlara kutsal kitaplara iman denir. Yüce Allah'ın insanları kendisine iman etmeleri için gönderdiği seçilmiş elçileri kabul etmeye nedenir? denir? Allah'a iman, ahiret iman, kutsal kitaplara iman, peygamberlere iman. Allah Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar tüm ümmetlere peygamberler göndermiştir. Ne kadar? 124 bin tane. İbadetlerin kabul şartları arasında hangisi yoktur? Sünnete uygunluk, niyet, gösteriş yapmak, is ihlas. Evet, Peygamberimizin kıldığı gibi namaz kılmaya, oruç tutmaya sünnet uygunluk denir. Her yapacağımız ibadetler için niyet etmeliyiz işte oruç tutarken, namaz kılarken ihlasla yaptığımız ibadetleri Allah için yapmalıyız. Riya dediğimiz gösteriş ibadetleri geçersiz kılar. O yüzden ibadetleri gösteriş olsun diye değil, Allah için ihlasla yapmalıyız. Yukarıdaki ayetlerin ortak mesajı aşağıdakinden hangisidir? Müminler o kimselerdir ki Allah'ın ismi anıldığında yürekleri titrer. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazların üzerine kılarlar. Kendilerine verdiklerimizden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Müminlerin mükafatı, namazın şartları, müminlerin özellikleri, müminlerin ibadeti. Yukarıda müminlerin, Allah'a inananların özelliklerinden bahsediyor. Aşağıdaki hangisi Yüce Allah'ın insanlara bahşettiği en önemli nimetlerden birisidir? Ağlama, konuşma, gülme, akıl ve düşünme. Allah dünyada canlıları yaratmıştır. Mesela melekler vardır, hayvanlar vardır, insanlar vardır. Canlıların sevgili arkadaşlar yemeleri, içmeleri, yürümeleri değil mi ölmeleri vardır. Ancak onların akılları yoktur düşünmeleri yoktur dolayısıyla onlar sorumlu değildirler. Yani yer içer, uyur, ölürler, yok olurlar. Hayvan Allah bir de sevgili arkadaşlar hayvanları yaratmıştır ki hayvanlar da canlılar içerisinde inekler, eşekler, kediler, köpekler, kuşlar diye sayabiliriz. Bir de melekleri yaratmış. Meleklerin de Allah'a ibadetleri, inançları tamdır onlar akıl ve iradeleri olmadığından dolayı sevgili arkadaşlar, iradeleri yoktur seçme diye. O yüzden Allah ne emrederse onu yaparlar. Ancak insana Allah akıl vermiştir. Aklıyla düşünebilir, aklıyla tercihlerde bulunabilir, inanabilir de inanmayabilir de. İyi de yapar, kötü de yapar. Dolayısıyla yapmış olduğu tüm işlerden sorumludur. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa kendilerini aldatırlar da farkında değildirler. Yukarıdaki ayette açıklanan kişilere ne ad verilir? Mümin, münafık, kafir, müşrik. Sevgili arkadaşlar, inanmadığı halde, kalbi inanmadığı halde diliyle Müslümanları kandıranlara münafık denir. Cehennemin en altında münafıklar olacak. İnsanın Allah'ın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir? Yardımlaşma, salih amel, sadaka, dua salih amel, güzel amel demektir. Doğruluk iyiliğe nokta nokta cennete götürür. Yalan kötülüğe nokta nokta cehenneme götürür. Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? Doğruluk iyiliğe iyilik cennete götürür. İki tane iyilik var. Yalan kötülüğe yalan cehenneme götürür. Allah'ım beni yoktan var edip bana hayat bahşettin. Bunun için sana şükürler olsun. Allah'ım bana yazın ayrı ayrı renk ve tatlı yaz meyveleri, kışın ayrı güzellikte kış meyveleri bahşettiğin için sana şükürler olsun. Yukarıdaki gibi Allah'a şükreden birisi bu şükrünü hangi davranışlara pekiştirmiş olur? Vakit namazlarını kılarak, Ramazan orucunu tutarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, mevsimlere göre beslenerek. Burada olmaz dediği için sevgili arkadaşlar değişik olmaz. Ancak diğerleri Müslüman'ın ibadetleridir. İbadetlerin ne zaman yapıldığını bularak numarasını noktalı yerlere yazınız şeklinde bulalım. Bir günde beş vakit ne yaparız? Namaz kılarız. Yılda bir ay ne yaparız? Oruç tutarız. Her zaman ne yapabiliriz? Dua edebiliriz, onu seçebiliriz. Ömürde bir defa sevgili arkadaşlar, hacca gideriz. Hac nerede? Evet, aşağıda. O yüzden şu şekilde yapalım. Ömrümüzde bir defa da hacca gideriz. Yılda bir defa zekat veririz. Ayda bir defa oruç tutarız. Haftada bir defa da ne yapmamız lazım? Bu şekilde tamamlayabiliriz. Tekrar edelim. Günde beş vakit namaz kıldık. Yılda bir ay oruç tuttuk. Her zaman dua edebiliriz. Sadaka verebiliriz. Efendim, ömrümüzde bir defa hacca gidebiliriz. Daha sonra zekat yılda bir defa verilir. Ayda bir defaya herhangi bir şey kalmadı. Haftada bir defaya da bir şey kalmadı. Mesela haftada bir defaya da cuma namazı kılabiliriz diye, tamam mı? Evet sevgili arkadaşlar, böylece dersimizin sonuna geldik kanalımızda temel dini bir dersimizle birlikte diğer derslerimizin konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularının cevaplarını bulabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Yeni derste de görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.